Etkinliklerimizde yapıp bu kısmı bitirmiş oluyoruz. Son iki konumuz kalıyor kalıtım ve ekoloji sevgili arkadaşlar. İnanılmaz güzel ilerliyoruz gerçekten. Günde bana sadece 20 dakikanızı ayırarak size söz verdiğim gibi videolarımda genelde süresi hep böyle. Bakın dikkat edin. Biyolojiyi bu sene full yapacağız sevgili arkadaşlar. Güzel güzel bir şekilde ne sindire sindire tamamlamış olacağız. Altı soruyu burada cebe attık. AYT mi? O da yolda sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Sizlerle birlikte olacak canlılar, organlar, sistemimiz, insan fizyolojisi, daha neler neler annem beni çok heyecanlandırıyor. O zaman şık, etkinlik sorumuz gelsin. Kıymetli arkadaşlar hücre bölünmesine şöyle bir bakalım. Bir hücre canlılarda neyi do hocam üremeyi. Tamam. Bunu buraya ekledim. Peki çok hücrelerde kanka bölünme, üreme, büyüme, gelişme, yaraların onarılması birçok ananı sağlıyordu. Mesela mayoz bölünmede çok hücreli bir canlıyız biz. eşeli üremeyle çok güzel bir şekilde bunu sağlayabiliyorduk. E, belirli bir büyüklüğe ulaşma şartı taşımadan bölünen hücreler vardı. Bunlar nelerdi? O hocam harikasın. Embriyonik hücreler olduğunu da buraya ekleyebiliriz. Devam ediyoruz kanka. Fıçık geldi. Peki hücre bölünme emrini veren kim? Vallahi hocam o bizim müdürümüz çekirdek. Evet doğrusun. Bölünmeyen hücrelerin kodlaması. Fıçık, 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 fıçık. Kars diye kodlamıştık. Kas hücresi, al yuvar hücresi, Retina kanka bir de sinir hücresi olduğunu ifade edebilirim. Peki bir anneden, biri babadan gelen aynı genin özelliğini taşıyan, büyüklük ve şekillikleri aynı olan kromozomlara ne isim verir? Oo hocam, homolog kromozom dediğini duyar gibiyim. Harikasın. Homolog kromozom denir. Bunu da buraya eklemiş olalım. Yumurta ana hücresi kaç tane kanka? Harikasın. Anaları gördük mü hocam? iki eni yapıştırıyoruz. Yani dü, lo, it. Peki yumurta hücresine geldim. Hocam en. O zaman buranın ne olması lazım? Haploid. Geldim kraliçe arı. Hoo, hocam iki en. Erkek arı en. Peki mitoz bölünme sonucu kaç yeni hücre oluşuyordu? Hocam iki nur topu gibi yeni hücre bize bağışlıyordu. Geldim mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik kanka var mıydı? Yok. Tamam. Hazırlık evresinin hangi aşamasında DNA eşleniyordu? Ya senin canını yerim ya. Tıkır tıkır dolduruyorsun. O kadar eminim ki. S evresi. mitoz bölünmede anafaz evresine kromozom sayısı hatırla. Kardeş kromatitler ayrılıyordu. Heh aferin sana. İki katına çıkar. Ama bu çıkma nasıl oluyordu? Y. Yeah. Tamam süpersin. Mitoz bölünmede kromozomların en belirgin görüldüğü evre... Hani Lorke Lorke harikasın. Meta faz evresi hocam. Bunu da buraya ekledim. Geldim devam ediyorum kanka. 14. sorumdayım. Bitki hücrelerindeki stokinez nasıl gerçekleşiyordu? Valla hocam bunlarda ara lamel ya da hücre plakası. Tamam. Oluşarak gerçekleşebiliyordu. Hayvan hücrelerinin stokinezi nasıl oluyordu kanka? Yemin ederim harikasın. Hocam boğulanma şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Peki geldim. mitoz sonucu oluşan hücrelerde neler farklı olabilirdi? Evet ana canlı ile kalıtsal olarak birbirine gen bakımından benziyor. Farklılık olamaz. Peki neler farklı olabilir? Mesela organel sayısı farklı olabilir. Veya sevgili arkadaşım büyüklük farklı olabilir. Ya da sevgili arkadaşım stoplanazma miktarı farklı olabilir. Tamam. Bunları da buraya ekledim. DNA'da hasar olup olmadığını kontrol eden hücre kontrol noktası hangisidir? Bak dikkat et. Eşleme demiyorum. DNA'da hazır DNA'da hasar olup olmadığını kontrol eden neresi olacak? G1. Çünkü S evresinde DNA eşleyecek. Ondan sonra G2 geliyor. O zaman geliyorum DNA işlenmesine hasar olup olmadığını kontrol eden G2 evresi. Sonrasında ise kromozomların ipliklerini iplikleriyle beraber kinetokor bölgelerine tutunup tutunmadığını sağlayan kontrol noktasını sağlayan ise M kontrol noktası olarak ilerliyor. Aslında süreç şöyle G1 arada sevgili arkadaşlar G1 kontrol noktası var. Sonra S geliyor. DNA kendini burada eşliyor. Eşledikten sonra G2 kontrol noktası var. Tamam mı? Sonra da G2 oluyor. Sonrasında sevgili arkadaşlar M kontrol noktası devreye girmiş oluyor. Bu şekilde ilerleyen bir süreç. Peki devam ettik kanka geldim. Kanserli doku diğer organlara yayılıyorsa. o hocam burası kötü bir durum. Metastaza uğramış demekti. Kötü huylu tümör yayılma özelliği gösteriyor demekti. Eşeğli üreme çeşitleri. Buna da bir kodlama verdim. Neydi? Spor hayatımızda hep devam etsin istiyorduk. Ama burada biti ver spor diye kodlamıştık. Hadi bunları yazalım. Hocam bölünerek üreme. Sonra tomurcuklanma. Diğeri vejetatif üreme. Şurası rejenerasyon. Peki şu alana geldim sevgili arkadaşlar. Sporla üreme. Peki bu alana geldim. Partenogenes. Arılarda özellikle şunu soru olarak bekliyordum. Söylemiştim sevgili arkadaşlar. Bakteri ve arkenin bölünme şekline şöyle bir baktığımızda basitçe ikiye bölünme olduğunu söyleyebiliriz. Hatta buna binary fusion ismi vermiştik. Karyokinez yok, mitoz diyemiyorduk. Sadece basitçe ikiye bölünme diyorduk. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi neydi? Organ düzeyinde yenilenme oluyordu. Birey sayısında artış yoktu. O zaman bunun adı regenerasyon şeklinde ifade ettiğimiz kısım olacak. Geldim. Spor hücresi iken miydi, en miydi? İken dersen seni bıçaklarım. Haploid yapıya sahipti kanka. Döllenme olmaksızın yayılarak spor hücreleri yeni bir bireyi oluşturuyordu. Bal arılarında görülen üreme şekline şöyle bir baktığımızda bal arılarında ne vardı ya? Hmm, harikası. Partenogenez olduğunu söyleyebiliriz hocam. Erkek arının yumurta hücresinden döllenmeden gelişerek oluşma sürecine sadece partenogenez diyorduk. Kraliçe arı ve işçi arı hangi yumurtadan döllenmiş mi döllenmemiş mi? Hadi bakalım o borda bereliği göreyim. Harikası döllenmiş yumurtadan oluşuyordu. O zaman şuraya döllenmiş yumurtadan oluşur ve bunlar iken yapıya sahipti. Hatta hocam şu arı sütü ile besleniyordu. Hocam bu da polen ile besleniyordu. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Erkek arı hangisinden? O döllenmemiş. Kendiliğinden gelişerek oluşan bir yumurtadan üreyen bir yapıya sahipti ve en kromozom takımına sahip. Mayoz bölünmede kromozom sayısının amacı yani daha doğrusu mayozun amacı kromozom sayısını yarıya indirmek. Kromozom sayısı yarıya iner. Yani gamet hücresini oluşturabilmek. İki enden en yapabilme olayı. Mayoz bir de hangileri ayrılıyordu kromozom bakımından? Harikasın kanka. Burada hocam homolo kromozomların ayrıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki de çok doğru geldim. Mayoz 2'de ise mitoza benziyordu. Kanka kardeş kromatit ayrılıyordu. Peki bu kimde görülüyordu ekstradan? Lütfen dikkat mitozda da görüldüğünü unutmuyoruz. Çok çok önemli. Tetrat oluşumu görülen evre. Şimdi tetrat neydi? Öncelikle onu hatırlayalım. İki tane homolog kromozom kanka. Bu süreçleri hatırladın mı? Şu şekilde bir araya gelip yan yana dizildiği zaman şunun ikisine birden tetrat diyorduk. Hatta bunlar birbirine değdiği noktaya kiyazma. Eğer ki bunlar Üst üste bir şekilde sarılırsa sarıldığı nokta ise sinaps diyorduk. Bu süreçlerin tamamını mayozda görüyorduk. Hangisinde? 1'de mi 2'de mi? 1'de görüyorduk. Ve burası da profaz 1'de olan bir olaydı sevgili arkadaşlar. Tetrat oluşumu görülen evreye o zaman ben şunu yazabilirim. Gönül rahatlığı ile mayoz birin sevgili arkadaşlar profaz bir evresinde görüldüğünü söyleyebilirim. Mayoz 1'in anafaz 1 evresinde kromozom sayısı. Şimdi mayoz 1'in anafaz 1 evresini soruyor. Kıymetli arkadaşlarım burada homolog kromozomlar birbirinden ayrılmıyor muydu? Aa süpersin. O zaman ne olması lazım? Burada zaten yarıya inme durumunu görmekteyiz. Böyle yavaş yavaş anneden gelenler ve babadan gelenler sevgili arkadaşlar birbirinden ayrılan yapıya sahip oluyordu kendinizi tebrik edin. Çünkü annem ne yazıyorum biliyor musunuz? Hoca bölünmesi bitti kanka. Harika bir şekilde konuyu öğrendik mi? Bence öyle. Sırada bomba bir konumuz var. Kalıtım. Her sene bir tane soru muhakkak ki gelir. Çok eğlenceli bulduğum ve özellikle de sayısal ifadelerin az buçuk burada devreye girdiği dersimizdeyiz. Konumuzdayız sevgili arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O zaman anne bir sonraki videoda görüşürüz.